ezberlettirmiştir? Huzeyfe İbni Yemen'e. Hatırlayın. Hadiste hani cenaze namazı vardı. Bir münafık ölmüştü. Ve orada Hazreti Ömer vardı. Radiyallahu anh ecmain. Huzeyfe orada bulunuyor. Tam namaz kılınacak. Huzeyfe oradan sıyrılıp gidecek. Yakaladı Huzeyfe'yi Ömer. Nereye gidiyorsun ya Huzeyfe? De'ni ya emirel müminin. De'ni. Hayır diyor, ben seni bırakmam. Nereye gidiyorsun? Bak namaz kılınacak. Yok ben gideceğim ya emirel müminin. Bırak beni ey Ömer. Hayır diyor, ben bırakmam. Bak cenaze. Namazı kılalım öyle git. Tabii ki Ömer ısrar edince anladı meseleyi. Anladı. Diz çöktü Huzeyfe'nin önünde. Dedi ki ya Huzeyfe, ben de bu münafıkların arasında ben de var mıyım diyor. Allah için şöyle bir düşünün. Eğer Ömer böyle diyorsa bizim halimiz ne olacak? Ne olur? Ömer ya Ömer, ben de var mıyım diyor. Tabii ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Huzeyfe'ye bunlar kimse söylemesini emretti. Ama sadece Ömer'e dedi ki Hüdeyfe, ısrarından dolayı, ya Ömer sen değilsin ama senden başkasını tezkiye etmem dedi kendisine. Bakınız, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu münafıkları biliyordu. Ama hiçbir zaman münafıklara sen kafirsin, sen şuysun, buysun, onları eziyet vermedi, tekfir etmedi onları. Şimdi günümüzde ne oluyor da ufak bir meselenin dolayı öz kardeşini, namaz kılan kardeşini tekfir ediyor bir tevil meselesi için. Veyahut da adam işte diyor ki şeyhinden vesile koyuyor ve terabıta yapıyor. Adam diyor ki bu kafir adam. Neye dayanarak? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam münafıkları bile tekfir etmemiştir. Gösterin bakalım, delil getirin. Var mı öyle bir şey? Ve münafıkları kesinlikle eziyet vermemiştir. Demesinler Muhammed ashabını öldürüyor diye. Ama günümüzde ufak bir meseleden dolayı وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kılıç sallar gibi insanları tekfir ediyor. Adam rabıta yapıyor. Diyor ki bak bu adam kafirdir. Neye dayanarak Müslüman? Neye dayanarak? Çünkü bu adama din diye bunu öğretmişler. E sen bu adamı tekfir ettiyse öldürdün adamı. Yani sen bu adama din anlatacaksın. Hani İslam dini cehalet mazeret değil mi? Sen ona tebliğ ettin mi? Hücceti oluşturdun mu? Belki bu adam tevil, tatil veyahut da işte işte şartlar vardır. 7 tane vardır. Belki bunlardan birisi onlar da haiz olur. Öyle ya. Ben inanıyorum ki cahil olmadıkları halde bunları yapmazlar. Bir kişi şeyhine rabıta yaptığı zaman eğer şeyhinden değil de Allah'tan direkt isterse ve şeyhine aracı koyarsa bu alimler diyorlar ki bu adam bid'at işlemiş olur. Yok direkt şeyhinden değil de Allah'tan değil de şeyhinden istediği zaman bu adam şirke düşmüş olur. Bizim görevimiz bu adam şirke düşmüştür, küfre düşmüştür, bitti. Ama bu adam kafir midir, değil midir? O bizim işimiz değildir. Çünkü tekfir meselesi çoluk çocuk meselesi değildir. Alimlerin meselesidir. Alimler bu adamı çağırırlar ve hücceti oluştururlar. Alimlerin tekfir ettiğini biz de tekfir ederiz. Öyle ya. Ama şimdi gelelim. Tekfir edilmez. Bakınız Allah Resulü Aleyhisselam münafıkları bile tekfir etmemiş. Münafıkları. Tekfir ettiğine göre bir delil getirin. Özür dileyeceğim. Hadi. Yok. Hatta Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı zehirleyen, sihir yapan Usame bin Ledib'i bile ne yapmamış? Ve Yahudilerin ileri gelenleri onları bile tekfir etmemiştir. Hatırlayın. Hani sihir yaptılar. Geçen dersimizde biz bunu işledik. Tekrar şöyle hatırlatmak için bir arz edeyim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü